Sadece ve sadece balıklar faydalanıyor. Sadece ve sadece kuşlar faydalanıyor. Başka şu göletten kimse faydalanamıyor. Gördüğünüz üzere Sakarya Kaynarca Kulaklı Sulama göletindeyiz. Şimdi burada göletindeyiz derken şu an burada hiç kimseye bir eleştirdiğimiz kimse yanlış anlamasın. Bazı şeyleri konuşuyoruz. Herkes siyasi olarak çekiyor, siyasi malzeme olarak kullanıyor. Biz şu anda burada kimseyi eleştirdiğimiz falan yok. Sadece sıkıntılı olduğumuz bir dilek arzı, bir sıkıntı olduğumuz durumu yetkililere arz etmek için buradayız. Şu anda burada kulaklı sulama göleti dediğimiz zaman çok büyük bir hacmi var. 1 trilyon 300 milyon sulama kapasitesi var bunun. Yani su birikimi kapasitesi var. Şu anda zaten göleti Murat arkadaşımız da çekti bir haliyle. Bildiğimiz gibi biraz da kurak gidiyor. Cenab-ı Allah inşallah bizlere hayırlı yağmur nasip eder de güzel bir çiftçilik mahsulü yazı geçirmemizi temenni ederim bütün çiftçi arkadaşlarımıza. Fakat burada yani 1997'lerde aynı bir zaman oldu. Burada bir gölet kuruldu. Burada vatandaşlar faydalansın diye. Toprak üzerinden bir yalak sistemi götürüldü. Fakat hiçbir arkadaşımız, hiçbir çiftçi arkadaşım bu yalaklardan faydalanamadık. Yani daha doğrusu hiç kimse faydalanamadı. Ne oldu? Yağmur, kışın yağmur yağdı. Miller doldu, dikenler bitti. Tabii gelip de bunu devlet mi temizleyecek? Biz temizleyeceğiz haliyle. Temizledik, bayağı bir mücadele ettik. Mümkünatı yok. İstediğimiz verimi alamadık. En sonunda yalaklar zaten dağıldı. Kendi kendine dağıldı. Biliyorsunuz müteahhitlere verilen bir şeyin çok bir arkası yok. Yani ertesi günü yok zaten. Arkası derken ertesi günü yok zaten. Müteahhitlere verilen bir şeyin ertesi günü yok. Yarını yok, yarını. Bizimki de maalesef öyle oldu. Şu anda çok büyük sıkıntı içerisindeyiz. Ben bunları işkembeden atmıyorum. Bunları bilenler, seyredenler görecekler yani. Bu arkadaşlar komple faydalanacak yani buradan. Bu tahminim o zamanlar bu gölet sistemi 5000 metre mi öyle bir yalak sistemi oluşmuştu. Ama hiç kimse faydalanamaz. Şu anda bahsettiğimiz göletten bir tek balıklar faydalanabiliyor. Zaten meraya hayvan koyvarılmıyor şu anda. Yani yazın da olsa. Meradan hayvanlar gelip de bu göletten su içmiyor. Sadece ve sadece balıklar faydalanıyor. Sadece sadece kuşlar faydalanıyor. Başka şu göletten kimse faydalanamıyor. Durum bundan ibaret. Yani yetkili arkadaşlara isim olarak değil yani. Ne istiyorsunuz? Yani abi bu göletin çiftçiye ne gerekiyorsa bunu alttan sunulmasını mı istiyorsunuz? Efendim? Talebiniz nedir? Yani bu çiftçiye hizmet etsin bu gölet. Tabii ki yani bizim talebimiz nasıl bazı arkadaşlardan duyuyoruz yani şimdi şu Sakarya'nın Kulaklı Mahallesi gerçekten bir yani Kulaklı denildiği zaman yılların 100 yılın 200 yılın şey kuruluşun köyü burası yani. Burada yani niye bizim adam şuradan göleti görüyor böyle dudaklarını ısırıyor. Eyvah diyor ya vay be diyor Kulaklı'da gölet var diyor. Ama hiç gelip de Musa kaçmaz bir konuştuğu zaman ya şu göletten hiç kimse faydalanabildiği zaman adam üzülüyor yani. Ben şahsen Kaynarca'dan gelirken şu göleti gördüğüm zaman şurada üzülüyorum yani. Gerçekten üzülüyorum yani. Bunu atmıyorum bunu böyle. Üzülüyorum. Cidden üzülüyorum. Çiftçiye niye? Herhangi bir faydası ya yok şu anda. Yok, yok abim yok. Yani ne olur mesela bu gölet faaliyete geçtiği zaman. Bu gölet faaliyete tarım geçtiği şeyini zaman tarıma çok büyük desteğimiz olacak tarıma. Mesela atıyorum ben 100 dönüm yer ekiyorsam 200 dönüm yer ekmiş olacağım. Herhangi burada yani saydığım kişilerden 100'er hane, 50'şer hane maksimum 50'şer dönümden 50'şer dekardan tarla ekmiş olsa sulamış olsa yani bu ne olur şu an bir ton tabiri caizse bir ton mısır alıyorsa ya da buğday sulanmıyor bizim burada mısır sulanıyor farklı ürünler sulanıyor bir ton mısır alıyorsa adam bundan resmen 1,5 ton alacak yani fark atacak yani yaptığı hizmette neşelenecek daha doğrusu yani bunu zamanlarda o şeyin dediğim zaman üstten toprak üstüne yalak geçtiği zamanlar az da olsa bir nevi sulamalar yaptık. O zaman çok güzel ürünler alıyorduk. Mesela şimdi artık iklimler değişti. Yazın yaz yaşanmıyor, kışın kış yaşanmıyor. Yazın suya ihtiyaç oluyor. Şimdi önümüz Mart ayındayız şu anda. Gel gölete kupkuru gölet. Artı bir arkadaş geliyor bunun vanasını açığı gidiyor. Yani herkes kafasına göre bir şeyler yapıyor burada. Yani bunu bir kişi yetkililer sahiplensin. Alt döşemesini yaptırsınlar bize. Yani biz bunu adam gibi kullanalım, tarıma kazandıralım burayı yani. Benim istediğim bu canı gönülden bu yani. Ben
girmişim 50 küsur yaşına. Bu saatten sonra tarımla ama yine de sürdüreceğiz bu tarımı. Mecburen sürdüreceğiz. Ayakta durabilmemiz için bu tarımı sürdüreceğiz yani.